Gördüğümüz kadarıyla şu anda biz Hatay, Antakya, Narlıca mahallesindeyiz. İnsanlar depremi yaşadıktan sonra sokaklara çıktılar. Biz şu anda insanların inanamayacağı enkazları görüyoruz. İnsanların söylediklerine göre hala enkazların altında insanlar var. Kurtulmayan insanlar var. Şöyle bir bakalım. Burası sanırım bir okul gibi bir şeydi. Tamamen duvarlar yıkılmış. Diğer evlerde de aynı halde. İnsanlar zar zor eşyalarını çıkarmaya çalıştılar. Çıkarabildikleri kadar çıkardılar. Bu kışın soğuğunda sokakta kaldıkları için en azından örtü, en azından yemek, en azından su lazımdı. O yüzden evlerine riski alıp evlerine girdiler. Bu eve bakarsak tamamen yıkılmış diyebilirim. Duvarlar yıkılmış, eşyalar bitmiş. İnsanlar nasıl çıktılar? Bu ev yerle bir olmuş diyebilirim. Birinci kat yok. Birinci kat yok. Sanırım bu insanlar bu mahalleleri. Selamünaleyküm abi, iyi günler. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz bu mahalleli misiniz? Biz bu mahallelerden sakinleriyiz. Mahallenin %70'i yıkıldı. Yıkılmayan evlerde kullanılacak halde değil. Yardım istiyoruz. Çok şükür yardımlar geliyor. Yardımlar geliyor. Yalnız öbür mahalle daha dağıtılıyor. Biz ulaşamıyoruz. Orada alan gidiyor az öteye. Karanlıkta saklıyor. Gece dağıtılıyor mesela. Bırakıyor, geliyor, tekrar arıyor. Tekrar alıyor. Bir yardım tırı 3 kişi alıyor. Öbürleri alamıyor. Bir kimlik olsa, kimlik kartı olsa, kimliğini gösterene diyelim ki çocuk bezi verildi. Öbürü tekrar geldiği zaman çocuk bezi alamayacak. Koordinasyon yoktur. Diğer insanlara çocuk bezi lazım değil, alıyor satmak için. 100 liralık çocuk bezini 200'e bulamıyorum. Peki bu çocuklar altına işemeyen çocuklar korkusundan altına işemeye başladı, affedersiniz. Evde yatacak minder, yorgan kalmadı. Soğuk kuru yerde yatıyoruz. Peki yakacak abi, biz, lazım, su lazım, elektrik yok. Biz bildiğimiz kadarıyla evler yıkıldıktan sonra bütün insanlar kimliklerini, hatta yasal evraklarını çıkaramadı. Peki kimlik... TC'sini söyler. Karanlıkta dağıtıyor mesela. Yüzü de görünmüyor. Gel o az 100 metre karanlık, elektrik de yok zaten. Koyuyor tekrar geliyor. Sizin eviniz hangisiydi? Bizim evimiz az ileride, geçemiyoruz. Az ileride. Tabii. Peki durumunuz iyi mi hepinizin? Allah'a şükür bizim durumumuz iyi. Kurtulduk. Kalacak yerimiz yok. Çok büyük sıkıntılar var. Evimizde çatlak var, kalıyoruz yine. Bir konteyner gelse, bizim alan biraz geniş. Konteyner olarak kuruk. Peki siz nerede kalıyorsunuz şu an? Evimizin bahçesinde, dışarıda. Bir yani dışarıda. Çadır, bir naylon çektik. Orada kalıyoruz şu an. Bu da bizim kayınçogilin evi. İşte televizyonu almaya geldi gördüğünüz gibi. Çünkü hırsızlar yağmalıyor. Doğrudur. Kurtaracağız her şeyi. Tüpü de alın. Peki arama ekibi size ulaştı mı? Bak, arama ekibi. Şu mahallede zengin bir adam var. Çevresi var. 4 tane arama ekibi geldi. Şurada fakir insan var. Cesedini daha çıkaramadılar. Bağır oldu, soğuktan öldü. Bu adaletsizlik de oluyor. İnsanlar yani isyan etmek aşamasına gelmişiz. Gece karanlıktan sonra sokağa çıkma yasağı olsun. Bildiğiniz gibi değil. Durum çok vahim. Derhal askeri her yerde gezmesi lazım. Yani silahlardan bekliyoruz evimizi. Karışık burası. Demokratik yapısı da bozulduğu için 20 çeşit millet var. Kimse kimseyi tanımıyor. Biz buranın yerlisiyiz. Doğma büyüme burasıyız. Durum vahim yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geçmiş sağ olun. Olsun tekrardan. Devletimizi önce Allah'ımıza sığındık. Sonra devletimizden yardım bekliyoruz. Adaletli bir şekilde dağılmasını istiyoruz. Yardım şu bir öbür mahallede geldi, kapışılıyor mesela. Biz buradayız, duymuyor. Gece yardım dağıtılıyor mesela. Görmüyoruz. Suya muhtacız. Elektrik olmadığı için su da yok. Hastalıklar baş gösterebilir. Ortalık soğuk. Eczaneleri bile yağmalamışlar. İlaç alamak. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten bütün evler yıkılmış durumda. Gerçekten yerle bir. Görseniz çok kötü. Gerçekten bütün evler yerle bir olmuş. Abi siz iyi misiniz? Durumunuz, sağlığınız iyidir inşallah. Çok şükür. Size herhangi bir yardım ulaştı mı? Yok, nerede ulaşacak?
Anladım. Bak işte tüpümüzü evimizden götürüyoruz. Eşyalarınızı sığınmak için alıyorsunuz. Evet, geçinmek için. Evet. Tamam, geçmiş olsun tekrardan. İyi günler. Evet, sağ olun. Şu evlere bakarsak yine bütün evler yerle bir olmuş. Altında, enkazın altında insanlar var. Hala kurtarma ekibi gelmediğini görüyorum. Maalesef. Diğer mahallelere bakarsak gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz, girebilecek miyiz onu da bilmiyoruz. Maalesef bütün evler yerle bir olmuş. Antakya, Narlıca Mahallesi, Mahmut İbrahim.